Kıymetli misafirler, Türk Ocakları Samsun Şubesi olarak düzenlediğimiz konuşmacısını Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Mustafa Aksoy'u, tarihin hafıza olarak Türk Mezar Taşları ve Damları adlı konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizi de yedekte intikal etmiş tüm şehitlerimizin ruhuna bir fatiha ısrar oluşu ve ardından İstiklal Marşı'nı seslendirmeye davet ediyorum. Mezar taşlarının tarihe bıraktığı işaretlerin son derece büyük bir yeri olan Türkler, ilk metinlerinden itibaren ölülerinin bengü taş olarak ifade ettikleri o ebedi taşlarla, sonsuza mesajlarını ileten taşlarla adeta milli kültürlerini mayalamışlardır. Benim uzmanlık alanım olan Köklük yazıtları haddi zatında birer mezar kitabesidir. Orada Bilge Kağan diyor ki, her ne sözüm var ise ebedi taşa kazıttım, bunlara bakarak iyice bilin. Ve diyor ki, bu sözlerimi iyice işitin, sıkıca dinleyin. Bu gelenek, mezar taşları ve bizim millet olarak, boy damgası olarak ortaya koyduğumuz işaretler, gündelik hayatımızda tarih boyunca var ola gelmiştir. Osmanlı'yla beraber buna Osmanlı'nın medeniyet tipi uyarınca yeni kıvamlar katılmıştır. Mesela Osmanlı mezar taşlarını incelediğimizde ilk dönemlere ait mezar taşlarında işte baki olan Allah'tır yazar. Bu aynı zamanda bir şeyin işaretidir. Mesela yazıtlarda biz görürüz ki öt tengraysa yani zamanı Tanrı takdir eder. Medeniyet tipindeki o uzantıyı göstermesi açısından dikkate değerdir. Dün akşam sohbet ederken bir şey aklıma gelmişti. Osmanlı'da Yeniçeriler talim yaparken iki gruba ayrılırlarmış Amasya'da. Bir kısmına baklacılar, bir kısmına lahanacılar derlermiş. Bamyacılar ve lahanacılar derlermiş. Efendim bu mezar taşlarına kadar kendisini göstermiş. Ve efendim lahana sembolü olan mezar taşları da var. Diğerleri söz konusu. Hani bizim hani fanatizmimiz, takım tutarken ki fanatizmimizi biz yine Osmanlı dönemi mezar taşlarında gözlemleyebiliyoruz. İnsanların hayattayken iştigal ettiği alanlar da mezar taşlarına yansımıştır. Ve biz hiç ummadığımız yerlerde bizim boy timsalimiz olan damgalara ya da bugünkü Türkiye Türkçesiyle damgalara tesadüf ederiz. İşte millet hayatında böylesine üstü biraz da tozlanmış olsa dahi görülen, iz bırakan damgalar ve mezar taşları kültürüyle alakalı bu konuya yıllarını vermiş hocamızı Mustafa Aksoy Beyefendi şehrimize davet ettik. Kendisi Türk Ocakları'nın bu davetini kırmadılar, icabet buyurdular.
ve bize bu yılların birikimi olan o çarpıcı bilgilerini aktaracaklar. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Sizlere de tek tek hoş geldiniz, safa geldiniz diyorum. Sözü hocamıza tevdi ediyorum. Buyurun hocam. Hanti Manti Türk grupların yaşadığı bir yer. Ve
bu coğrafyalar arkadaşlar güzergahları çok zordur. Tren yolculuğu vardı. Başka yolculukları yoktu. Diğer taraftan Amerika'da da Meksika sınırından Alaska'ya kadar olan yerde iki sene önce savaş çalışmaları yaptım. Şimdi bilimde şöyle bir söz vardı, felsefede daha doğrusu. Felsefeci ikna eder, matematikçi ispat eder. Ben olabildiğince hem ikna hem ispat yolunu kullanacağım. Hatta sık sık şunu söylerim ben, benim yazdıklarımı inanmıyorsanız, bu fotoğrafların anlattığını birileri izah etmesi lazım derim. Bu girişten sonra arkadaşlar, teorik anlamda size birkaç bilgi aktaracağım. Ondan sonra görseller hızlı hızlı konuyu anlatacağım. Kültürden bahsederken biz, ister istemez arkadaşlar, antropolojik teorilerinden bahsederiz. Fakat antropolojiden bahsettiğimizi çoğumuz bilmez. İşte kültürler nasıl değişti, kültürler nasıl ortaya çıkar, bunu hep konuşuruz. Ama işte onun bir altyapısı var, onun altyapısından oluşturan da antropolojik kültür teorileridir. Dünyada üç tane kültür teorisi var. Birincisi şu, evrimci bir teoridir bu. İnsan olma yeteneğini tamamlanmış halklar kültürü üretir, diğer halklar bir şekilde onlardan kültürü alır. Diğer bir kültür teorisi ise şu veya bu şekilde bir yerde kültür üretilir, yine çeşitli şekilde insanlar o kültürü onlardan öğrenirler. Yani ikisi de yayılmacı, fakat birisinde evrimle ilgili var, diğerinde herhangi bir şekilde kültürün doğması var. Diğer üçüncü bir kültür teorisi ise, insanlar insan oldukları için her yerde aynı şeyi yapabilme ihtimalleri vardır ve bu çok yaygındır. Evlenme, boşanmak, yemek yemek filan. Ama arkadaşlar, bu bizim halık kilimdeki şekiller. Ben bu şekillere damlalar diyorum. Zaten kökeni de damladır. Motif Türkçe değildir. Motif ile damla kelimesi aynı değildir. Sembol de aynı değildir. İşte Anadolu'da im filan diyor. Onlar da aynı şeyler değil. Temel halık kilimdeki şekillerin temelini oluşturan şey damlalar. Halık kilimimizdeki damlalar ve mezar taşlarımız yani koç koyun ve at başlı mezar taşları, insan usulü mezar taşları bizim DNA'larımız. Buradan hareketle ben şu kavramı kullandım. Yani Türkiye'de ve dünyada ilk bu kavram. Kültürel DNA kavramını kullandım. Sosyal bilimler arkadaşlar aslında kavram bilimleridir. Sosyal bilimler kavramlarla yapılır, teorilerle yapılır. Kavramlarınız ve teorileriniz yoksa kavram ve teorileri başkalarından ithal edersiniz. İthal kavramlarla da kültürümüzü anlamanız zordur. Fakat ben bu kavramı kullanırken kullandığım kavramın doğrudur, kesinlikle diye bir iddiam yok. Ama benim iddiam şu. Bilinen kültür teorilerine göre halı kilimlerdeki damgaları koç, koyun, at ve insan usulü mezar taşlarını izah edemiyor. Çünkü bunlar başka halklarda yok. Türkler yüzyıllarca tarih sahnesi ilk çıktıkları günden itibaren Çinlilerle yan yana yaşamışlar. Çinlilerde damgalar yok. Çinlilerde koç, koyun, maçı, mezar taşları yok. Sonra 1500'lerde Ruslarla çok sıkı fıkı iç içe oluyorlar. Ruslarda yok. Ruslar 70 yılda Türklere vodka içmeyi öğretmişler. Hatta vodka içerken Allah'ın şerefine, peygamberin şerefine diye kadeh kaldırmayı öğretmişler. Ama Ruslar Türklerden bu mezar taşlarındaki veya koç koyun başlı halı kilimlerdeki şekilleri terk ettirmeyi öğretememişler. Tuvaletlerine dair bu damgalar var. Dolayısıyla kültürde bazı keskin
ve muhafazakar alanlar var. İşte bunlar da benim yapmış olduğum araştırmada bu. Belki başkalar da var, onunla başkaları yapabilir, araştırabilir. Ve bu kültür teorisi kavramından hareketle ben Türklerin nasıl ki insanların Kenan abi burada Türkçe yanınızda buradan çıkma hakkı vardır. Nasıl ki insanlarda biyolojik DNA'lar varsa kültürde ben DNA'ların olduğuna inanıyorum. İnanmamın nedeni de işte burada Moğolistan'dan Kosova'ya kadar, Moğolistan'dan Sibirya Urallara kadar, Amerika'da Meksika sınırından Alaska'ya kadar yapmış olduğum saha çalışmalarında gördüm. Yani bu bunlar başka haklarda yok. Ha hiç mi yok? Var. Ama bir insanın bir yere turistik gezi yapması ilmi bir araştırma değilse, bir insanın da bir şekilde öylesine bir şekilde bir yere kullanması yapması o şeklin, o hakkın otantik değerli olduğu anlamına gelmez. Ve damga kavramı arkadaşlar, Altın Ordu devleti zamanında Ruslara geçiyor. Ruslarda yabancı kelimeler sözlüğü diye bir sözlük var. O sözlükte anlatıyor damga kelimesinin Türklerden Ruslara geldiğini. Bugün damojine kavramı, damga kavramının Ruslaştırılmış ifade edilişidir. Rus gümrüklerinde ya da Rusya bölgesinde gümrükte pasaportlara mühür basılıyor ya, yani ona mühür basmadığı da damojine diyorlar. Oradaki gümrük memuruna da damojnisti gibi kavramlar kullanılıyor. Bu Şubat ayında Tataristan'a 3. defa gittim. Orada mesela Tataristan'da Altın Ordu dönemine ait bir tartı ait var. Yani 2 kilo, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo var ya, orada tartı aletinin üzerinde Altın Ordu hanlarından bir hanın damgası var. Yani o damgalı tartı aleti standartlaştırılıyor, ölçü ayet. Yani o esas alınıyor. Pazarlarda da pazarın ilk girişinde zabıta memurları kiloları tartarlar. O esas alınıyor. Bahattin Ünel, yani genel Türk tarihinin dünyaca meşhur tarihçinin bir tanesi, o mesela diyor ki, az önce hocamın da bahsettiği gibi, Türkler fethettikleri topraklara sınırlarına taş veya ağaç dikerler. Ağaçlara da kendi damgalarını basarlar diyor. Dolayısıyla damga aynı zamanda sınırın belirleyici bir araç olarak da karşımıza çıkıyor. Kaşlarını Mahmut zamanla damgaları boylarla izah etmiş ve çeşitli boyların damgaları olduğunu demiş. Temelde damga arkadaşlar belirli bir boyun değil. Temelde damga insanlarındır. Ama zaman içinde insanlar bir boy, bir aşiret olduğunda onların özel de bir bayrakları oluyor ve ona da boy damgası deniyor. Damganın bir başka özelliği şu, Cengiz Han yasasında damgalı bir at çalınır veya dağda bulunur. Hayvanların bulunduğu mekana teslim edilmez veya yetkililere bildirilmezse yakalandığında cezası kesinlikle idamdır. Yine bir sene önce, yani bu sene, bu Ağustos ayında Sayan dağlarına gittim, Sibirya, Hakasya'nın güneyinde. Orada atlara damga vurmuşlar. Bir de kaya resimlerinde aynı damga var. Kaya resimlerindeki damga 4000 yıllık. At yeni. Dedim ki ya bu damga vurmak atlara çok büyük eziyettir. Yani çünkü demiri kızartıyorsunuz, ata vuruyorsunuz, atın etini yakıyor. Dedim fakat dedi ne yapalım dedi. Bizim de önce atlarımız dedi damgasızdı. Birisini çaldılar, biz bulamadık.
Şimdi damgalarda hiç kimse çalmıyor diyor. Yani Cengiz Han esası şu ile bu şekilde hala devam ediyor. Damgadan sonra kuşbaşlı mezar taşından size örnek verebilirim. Arkadaşlar sosyal bilimlerde kesin kavramları kullanmaktan kaçınmak lazım. Yani mutlaka bir açık pay bırakılması lazım. Yani çünkü bilimsel çalışmalarda bir belge çıkar. Sizin dediğinizin başkası başka bir görüş ortaya çıkabilir. Başka araştırmadan başka bir sonuçlara varmak mümkündür. Ben yazdığım metinlerde bu zamana kadar Koç Koyunbaşı mezar taşlarının 3000 yıllı olduğunu yazıyordum. Gerekçem de şu, 1990 yıllarında Sibirya'da Novosibirsk Bilimler Akademisi'nde bir sempozyum yapılıyor. O sempozyumda 19. ve 18. yüzyıldaki arkeolojik ve coğrafi keşifler ışığında Türklerdeki Koçkoyunbaşı mezar taşları ismi. O mezar taşları hakkında bildiri sunan iki tane insan diyor ki, bu mezar taşı geleneği Çin ve Rus yıllıklarına, bilgilerine göre, ya bizim de araştırmalarımıza göre Türklere ait diyor. Ya ben oradan hareketle işte Koçkoyunbaşı mezar taşlarının 3000 yıllık olduğunu yazdım. Geçenlerde bir arkadaşla, yani Rus bir arkadaşla tanıştık. Onunla yazışırken mezar taşlarından bahsettim. Dedim ya Ruslarda bu yok, niçin yok? O da ben de bilmiyorum, hiç düşünmedim falan dedi. Sonra o dedim ki ya bu konuda acaba bir araştırma yapsam. Çünkü ben Rus web sayfalarında araştırma yapmaya işte bazen şey istiyorlar, pasaport istiyor, kimlik istiyor filan. Bir de orada bu konularda sakıncalı şeyler var. Kimlik bilgileri alındığında filan. Dedim rica ettim, ben bir araştırsam dedim. Bana bir gün Hakasya arkeolojisine dair bir kitap gönderdi. Yazar Kızılok. Yazarı biliyorum. Yani Rusların çok büyük bir arkeologu bu adam. Yani dünyaca meşhur bir adam. Hakasya Araştırmaları diye kitap. Kitaba bir baktım. İçinde bugün Hakasya'nın da bayrağının da kullanıldığı bir damga var. O damgayı tamam, amen da bir şey demiyoruz. Ama altındaki metinde yazı şu. Orta Yenisi Irmağı boyunda bulunmuş. Kutsallığı olduğu kabul edilen Koç heykeli diyor. Milattan önce 5000 yıl diyor. Bundan sonraki yazılarımda bu kaynağa atıf yaparak onu kullanacağım. Tunceli'de arkadaşlar, Türkiye'de en son Koçbaşı mezar taşı birisi Elazığ'da. Elazığ'dakinde şundan, Elazığ'ın kuzeyindeki mahallede oturanların çoğu Tunceli kökenlidir. O mezarlıktaki insanlar da Tunceli'dir çoğunlukla. 1913 tarihinde bir Koçbaşı mezar taşı var Elazığ'da. Tunceli Hozat'ta 2014 tarihli Koçbaşı mezar taşı var. Fakat o mezar taşının olduğu köy Ermeni köyü olduğu söyleniyor. İnternetteki yazılı metinlerde. Köye gittim. Oradaki arkadaşlara tanıştım. Yapan kişiyi buldum. Yapan kişi genç bir çocuk, 25-26 yaşında. Mersin'de makine mühendisliği okumuş. Köyde babası buna vasiyet etmiş. Yani benim mezarımı yaptırırsanız, benim mezar taşımı Koçbaşı'ndan yaptırın demiş. Çocuk da babasının mezar taşını yapmış, amcasının da yapmış, amcası da yanında. Nenesinin de mezar taşını yapmış. Nenesinin dedim ki, niye neneyi mezar taşına Koçbaşı'ya koymuyor? O gelenek değil dedi. Yani bizim burada. Onu da ev gibi yapmış, ocak gibi yapmış onun mezarında. Dedim niye yaptın yani, işte vasiyet etti. Dedim niye vasiyet ettiğini biliyor musun dedim. Yani babayı niye vasiyet ettiğini, yok. Yine orada yaşayan küçük bir amcası var, onunla konuştu, o da bilmiyor.
Fakat bizde diyor bu mezar taşıları hep var. Dedim ki böyle usluklu olarak, ya bu mezar taşları Ermenilerden kaldığını söylüyorlar. İşte sizin köyünde Ermeni köyü olduğunu diyorlar. Ne dersiniz dedi. Şimdi biz Ermeni değiliz dedi adam. Fakat dedi, o bilgi şundan olabilir dedi. Ermenilerde böyle bir mezar taşları geleneği yok dedi. Fakat dedi, Ermeni ustalarla yaptırdığınız mezar taşları var dedi. Mesela dedi, bak şimdi oradaki mezar taşını dedi, ben biliyorum dedi. Bir Ermeni usta var, hatta adamın ismini verdi, ona yaptırdık dedi. Dolayısıyla Ermeni ustaya mezar taşı yaptırmakla Ermeni geleneği olduğunu söylemek aynı şey değil. Bir başka sorun arkadaşlar, şimdi aslında size nasıl geri gitmem lazım arkadaşlar? Kafada bilirsiniz. Efendim? Kafada bilirsiniz. Nereden kapatırız? Zaten doğru. Şey nerede? Şuraya mı gireceğim tekrardan? Bu Ermenistan'da. Zaten yazı da Rusça. Ermeni web sayfası, bir Ermeni araştırmacı yazıyor. Diyor ki, bu mezar taşı, oradaki metinde de var, 13. yüzyıla ait Moğollardan kalmadır diyor. Yani Ermeniler bu mezar taşı kendilerine ait olmadığını söylüyor. Ermenistan'da ben bizzat araştırma yaptım. Yani bu mezar taşını ben de gördüm. Yani oradaki Ermeniler de koç koyunbaşı, atbaşı mezar taşları Ermeni'ye ait olmadığını söylüyorlar. Ama kendi coğrafyalarında var. Siyaseten bazıları onlara sahip vermiyor. Bak şurada Ermenistan'ın. İşte bakın bu da arkadaşlar Türkiye'de Kürdistan Ne Partisi'nin başkanı var. Şurada adı da var. Zaten şu aşağıda da adamın adı da var. Bakın aynı fotoğraf almış adam. Aynı metin almış. Bak burada 13'ü 10 yapmış. Moğol'u, Moğol ismini Kürt yapmış. Köyün ismi Raya Nedir Köy. Bu köyün ismini burada değiştirmiş. Şurada Kuruş yapmış. Ben de bunu esas aldım, bu metni esas aldım, yani Türkçe daha anlaşılır falan yazmıştır diye. Erivan'dan bindim, 80 kilometre sonra bu köye geldim, orada indim. İnsanlara sordum, böyle bir mezar falan burada yok dedi, burada Kürtler de yok dediler. Dedim, nerede bunlar o zaman? Fotoğraf gösterdim, 20 kilometre ötede başka bir köy. Köyün ismini değiştiriliyor. Tarih değiştiriyor. Sonra yazıyor bunu. Bunu okuyanlar da buna inanıyor. Şimdi internet iyi bir bilgi merkezi, iyi bir kaynak. Fakat karşılaştırmalı araştırma yapmadığımızda büyük bir bela. Mesela insanlar bunu kopilese, Google amcada tarattırsa bunu İlk fotoğrafı kimin çektiğini dahi bulma imkanımız var. Dolayısıyla arkadaşlar yanlış yaptık. Nereden açacağım tekrardan? Flash bellek hangisi? Hocam mağdurlarınız var. Şimdi Türkiye'de de şeyler var. Bizim yapmış olduğumuz hatalar var. Arkadaşlar ben şuna inanıyorum. Arkadaşım
Aziz dostum Yusuf Ziya'da burada tarihçi bizi dikkatle duydu. Şeyden bizim cemaattan Yazarlar Birliği cemaatinden çıkışta tanışırız. Türkler Niyazi Ağabey'in anlattı. Bizim okuduklarımıza göre tarih sahnesi nerede anlattı? Diğer taraftan tarih sahnesinden varken tarih sahnesinden ya birinci olarak var ya ikinci olarak var. Türklerin uyduruk bir tarihe ihtiyacı yok. Temelde bu. İkincisi İngilizler Hindistan'a filan Afrika'ya kadar sömürgecilik yapmışlar. Oradaki insanlar kültürel anlamda İngilizleştirmişler ama İngilizler orada devlet kurmamışlar. Fakat Türkler Çin'den Avrupa'ya kadar olan yerde devlet kurmuşlar. Yani dünyada ikinci bir örneği yok bunun. Yani Türklerin uyduruk bir tarihe ihtiyacı yok. Bizim işte Türkiye'deki bazıları o aynı az önce size gösterdiğim o Akbaşlı mezar taşını almış. Bir de yüksek lisans yapmış bir tanesi. Yani onu yapan şahıs. Kitap yazıyor. Yazmış Azerbaycan'ın Akbaşlı mezar taşı. Ya Azerbaycan'ın Akbaşlı mezar taşı dediğinde yani tarihe nasıl bir katkı oluyor? Arkasından bu Akbaşlı'nın mezar geleneği Türklere ait. Yani bunu Ermenistan'da olduğunu söylersem üstelik Ermeni coğrafyasında ben vardım deme imkanım olacak yani. Nedense böyle bir şey yapıyorlar bizim araştırmacı arkadaşlarımız. Mesela Göbekli Tepe'yi konuşuyoruz şu günlerde. İşte bir çocuk yazmış işte Göbekli Tepe yapan insanlar dün de buradaydı, bugün de burada. Onlar Kürtlerin tarihi mistikalarıdır diyor. Birisi yazmış işte Türkler Anadolu'dan Asya'ya gitti. İşte bunun en bariz örneği 12 bin yıllık Göbekli Tepe diyor. Yazan adam uzay mühendisliği okumuş. Türkiye'deki arkeolog sanat tarihçileri var, hiçbir şey yapmıyorlar. Tutarak sanki bir ilme katkı yaptıklarını ne sanıyorlar. Arkadaşlar Göbekli Tepe'nin Türklerle en ufak bir ilgisi yok. Burada fotoğraflar da varsa bakmanızı da gösteririm. Birisi yazmış mesela Koşbaşlı heykelle aslan heykelinin aynısı olduğunu söylüyor. Ya kardeşim diyor ki ikisinin de diyor boynu diyor böyle. Aslanın boynu nasıl olur arkadaşlar? Diyorum yani aslan Afrika'da da öyle, Rusya'da da öyle yani. Yani böyle bir bağ kurmuş. Yani şeyle böyle akla mantığa gelmesiyle ve bunu da bir takım insanlar paylaşıyor bu bir değerli olduğunu savunuyorlar. Yani şunu yapmamız lazım. Bizim arkadaşlar o kadar çok tarihi ve kültürel meselemiz var ki yani onları araştırsak yeter. Bakın Herodot milattan önceki yılda İskitlerin Anadolu'ya geldiğini söylüyor. İskitlerin Anadolu'dan bir farklı halk olduğunu söylüyor. Bunu gerekçelendirirken de bir geliş yollarını anlatıyor. İkincisi de İskitler Anadolu'nun diğer halklarından farklı olarak kımız içerler diyor. Vezir Köprü'de devlet kurduklarını anlatıyor. Ama hiç kimse onlarla bu konularla uğraşmıyor. Ben hatta şeyde Konya'da bir üniversite seyyahlara göre kültür tarihi bilgisayar pozisyonu yoktu. Ben de orada seyyahlara göre kımız bir Türk içkisi olarak kımız diye makale gönderdim. Benim makale reddedildi. Yani alkol ilişki kategorisine girdiği için. Yani düşünün, gerçekten biz ilmi konulara sağlıklı bakmıyoruz. Tarihe tarih olarak bakmasa, kültüre kültür olarak bakmasa arkadaşlar onları anlayamayız. Dolayısıyla tarihe tarih olarak bakalım anlamı için. Eğer tarihe tarih olarak bakamazsak diğer hiçbir sosyal bilimi sağlıklı yapamayız.
dedim ki şeye, kültür tavırlarından bahsettim ve şöyle özetleyerek bu konuşma faslını bitirerek görsel malzeme üzerine konuşalım. Arkadaşlar, Koç Koyunbaşı mezar taşları, balvanları ve insan mutluluklu mezarları ve halı kilimlerdeki damgaları takip ederek Türk tarihini ve coğrafyasını yazmak mümkün. Hatta bir Amerikalı bir Osmanlı tarihçisi var. Adam halı kilimden hareketle dünya tarihini Türkler diye bir kitap yazıyor. Kitabı işte İskitlerden getirerek Cumhuriyet'e kadar getirmiş. Keşke yani o kitap ondan önce ben yazsaydım diye ayıplandım biraz. Dolayısıyla bu malzemeler şey, görsel malzemeler, yazılı metinlerden daha sağlıklı metinler olduğuna inanıyorum ben. Çünkü yazılı metinleri arkadaşlar, tarihçilerimiz daha iyi bilecektir. Paşaların, beylerin, kralların etrafında insanlar yazdıkları için onlar gördüklerinden göre inandıkları ve istenen tarihi yazıyorlar. Damgaları ve halı kilimleri Anadolu'daki köylü insanlar halk yaptığı için gelenekten hareketle yapıyorlar. Mesela ben çok soru sordum, niçin bunu yapıyorsunuz? Herkesin dediği şu, atamdan gördüm, anamdan gördüm filan. Hatta Amerika'da Meslek Lisesi'nde halı kilim hocalığı yapan bir Amerikalı yerli bir bayanla konuştum. Dedim ki ona, sizin bu yapmış olduğunuz damgalar dedim, damgalar ona semboller dedim. Şeyde de var, Moğolistan'da, Kazakistan'da var, ne dersiniz dedim. Bana verdiği cevap şu, dedi ki ben tarihçi değilim. Fakat dedi, biz dedi, Asya'dan buraya geldiğimizi biliyoruz dedi. Amerika kaynaklarında, Amerika yerlerinin Asya'dan geldiğini zaten bugün yazmıyorlar. Şöyle bir özetle bitirelim. Arkadaşlar Türkler tarih boyunca coğrafyalarını değiştirmişler, dinlerini değiştirmişler, dillerini değiştirmişler, devletlerini değiştirmişler fakat damgalarını değiştirmemişler. Yani bu açıdan damgalar, ben bu kadar inanıyorum. Belki abartıyor olabilirim ama niçin abarttığımı öğrenirsem düzelti de yapmamız mümkün. Burada kısaca bir gizli yapalım. Mesela bu köy arkadaşlar Tunceli merkezinde bir köy. Bu mezar taşı internette var. Bu mezar taşı Ermenilerden kaldığını söylüyorlar. Mezar taşı 1960 tarihli. Ben köyde bu köy küçük bir köy. Oraya direkt mezarlığa gittim. Bir kadın bizim peşimizden geldi. Biz ne yapıyoruz bu cuna? Dedim bu mezar taşlarını araştırıyorum. Orada yine bir usluklu sordum. Dedim ki bu mezar taşının Ermenilerden kaldığını söylüyorlar. Ne dersiniz cuna? Bana bir kız da dedi bu benim babamın mezar taşıdır. Dedim tamam yani şey dedim yok. Bu Kuzey Evliye, Başkırt Türklerinin bir tarihçi ve etnolog araştırmacısı. Burada damgalarla eski Türk yazıları arasında bağları kuruyor. İşte onları anlatıyor. Gördüğünüz buradaki damgalar, yazıtlar da var, mezar taşlarını falan var. Dün bir arkadaş şunu sormuştu. Buna işte hayat ağacı diyorlar Türkiye'de. Çünkü niye? Türkiye'deki yine bazılarında Türkiye'de Türk yok. Yani o yüzden ben şeyi söylüyorum. Ya dünyada Türk olmak çok zor, Türkiye'de Türk olmak daha zor. İşte onun hayat ağacı olduğunu söylüyor bir araştırmacı. Bu damgaların Kibele'den oluştuğunu söylüyor. Yani bizim kadınlarımız Kibele'ye bakmışlar, o şişko kadına. Ondan bu güzel estetik damgaları üretmişler diye yazıyorlar. Biz de inanıyoruz onlara. Bu Yesevi'nin arkadaşlar türbesinin
hocam görmüştü. Girişte sağ taraftaki dış duvardaki yapı, bakın oradaki şu koçbaşı dediğimiz damga var. Yani bu damgayı dün Sinop'taki etnografya müzesinde çektim. Yine az önce Sinşehir müzemize gittik. Şu koçbaşı damgası dörtlü yapmışlar, sıkıştırmışlar. Fakat bizdeki tarih bilgi ve müzemin bilgisi sıfır olduğu için oradaki halıyı patlamışlar, koymuşlar. Yani halıyı katlayacaksanız müzede ne iş var? Teşhir edilmediyse, 3 sene önce konuşmuştum teşhir edilmesi için. Şimdi geldik yere teşhir edilmeye gidiyoruz. Bir de kızıyorlar. Bu arkadaşlar milattan önce Batı Moğolistan'daki kaya resimlerde bulunmuş. Şu damga bizim için önemli. Bu da Svastika diyoruz da, Svastika damgasının asıl orijini arkadaşlar bu ve bunun benzerleri. Şimdi bunu anlatayım. Bu damga Türkiye'de tahacı dediğimiz Aleviler mezar taşlarında var. Arkadaşımızın bir tanesi sizdiniz herhalde. Damgaların ismini sordu. Damgaların isimlerini arkadaşlar yapıştırmadı. Damgaların isimlendirmek için Türk coğrafyasının tamamını görmek lazım. Oradaki ifadeleri bulmak lazım. Sonra isimlendirmeyi karşılaştırmamız lazım. Sadece damgaları, biz sadece damgaları bölgesel anlamda isimlendirmemiz mümkün. Genel olarak isimlendirmek mümkün değildir. Şimdi bu damgaya Musa Eroğlu'nun köyü olan köye gittim. Ve bu damga var mezar taşlarında. Dedim ki, niçin var bu? El cevap. Hazreti Ali öldürüldüğü gün bir kas eteğinden çekiyor. Hazreti Ali'yi uyarıyor, Hazreti Ali dinleniyor, gidiyor. Hazreti Ali camide öldürüyorlar. Ondan ötürü Hazreti Ali ve ölümü çağrıştırdığı için dedi, biz bu damgayı mezarlarımızda kullanıyoruz. Ve buna kaza yazıyor. Yani az önce bahsettiğim gibi damgalar hareket halinde Türk'le beraber gidiyor. Ama Moğolistan'da bunun ismi başka, mitolojisi başka, anlamı başka. Mut'taki ismi, anlamı başka. Yine benim bir arkadaşım, babası Trabzon'un Anavatan zamanında belge başkanlığını yapmış, Karakorukçu, Orhan Karakorukçu. Orhan Karakorukçu amcanın ayı damlası kazaya. Ayı damlası. Ege, Akdeniz, Marmara bölgesindeki Tatarcıların dini bir anlamda kullandığı şey, Orhan amcalarda 200 yıllık yine onlar at yunacağı var. At ayağı yunacağı üzerinde bu damga var. Yaylada evi var, evinde bu damga var. Bu Moğolistan'da atlara vurulan damga aleti. Mesela şu damga arkadaşlar, Moğolistan'daki bu damganın adı Han damgası ya da Has damgası. Türkiye'de bu damgaya ise öz damgası diyorlar. Nasıl öz damgası diyorlar? Onun alfabesinde şöyle bir alfabe var. O öz okunuyormuş. Muadam öz. Arkadaşlar, bir harf öz okunuyorsa veya bir damga öz adını taşıyorsa, o damga birleştirildiğinde böyle dört tane olduğunda bu damga öz adını muhafaza etmez. Başka bir isim alır o damga. Arkadaşlar işte yani o damgaya sen öz damgası diyorsan, o zaman Özbekistan'ı, Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı yok sayıyorsun. Şunu diyebilirsin, ben şurada araştırma yaptım, benim yapmış olduğum araştırmada bu damgaya öz damgası diyemiyor diyebilirsin. Zaten o öz işareti değil, yani benzetirsen fazla Z'ye benzetir. İşte oradan uyduruyorlar. Bakın Türkiye'de hiçbir kimse
Bu damgaya öz anması dediğini ben duymadım. Ben Türkiye'de gezmediğim 6 tane yıl var. Onun dışında tamamını gezdim, hiç kimse buna öz anması demiyor. İşte az önce bahsettiğim Musa Eroğlu'nun köyü, işte buradaki damga. Şuradaki ışığı kapatmak mümkün. Bunu böyle biliyor musunuz? İşte bu arkadaşlar, işte az önce hocam dörtlüydü ya, işte bu tekli, şurada tek yapmış. Bu şeyde Bornu Altay'da, yani tam Altay'ın, Dağlı Altay denilen yer ve Türklerin tarih sahnesine çıktığı yer olarak da Bornu Altay ve Hakasya olduğunu arkeolojik ve Rus söylüyorlar. Yani şimdi bu damgayı ben, bu fotoğrafı Bornu Altay'dan bahsetmiyorsam, bunu Hakkari'ye göstersem, Hakkari'ye Türk bu bizim diyecek, biz yaptık diyecek. Şırnak'a göstersem, oradaki Antalya'daki yörüklere göstersem, biz yaptık diyecek. Hatta Makedonya'ya gittiğimde oradakiler de bunu bizim diyecek. Çünkü orada da bu damganın aynısı var. Fakat bu damga arkadaşlar veya diğer damgalar Farslar'da, Ruslar'da yok. Yani bunu ben demiyorum, Rus kaynaklarında yok burada. Kürt tarafından yazılı metinlerde, Kürtlerin Farsların bir kol olduğu, Mezopotamya'nın yerlak olduğu iddiaları var. O halde Farsların bir kol insan, Mezopotamya'nın yerli halkı insan, Mezopotamya'nın diğer halklarında bunun için yoksa Kürtler de var. Arkadaşlar Urmiye'ye gittiğimizde, Urmiye'de Kürtler, Türkler, Farslar iç içe de beraber yaşıyorlar. Ama orada Türkler ve Kürtlerin damgaları aynı, Farslarınki farklı. Bakın burada aynı damgalarıyla arkadaşlar, Haluk Kilim'deki damgaların da aynı olmadığını görmemiz lazım. Çünkü Haluk Kilim'de artık damga, Haluk Kilim'de kullanılan damga, fakat orada damga kimliğini kaybediyor artık, süs olarak. Burada ise damga kimliği kuruyor. Bakın burada. Bu damga arkadaşlar bir aile. Bu damgalar Tataristan'da 1970'e kadar kullanılan aile damgalarından örnek. Bakın bu damga bir ailenin damgası. Bu başka bir ailenin damgası. Bu bakın şeye, o sağ, bu sol, bu yukarı, bu başka bir ailenin damgası. Dolayısıyla damgaların böyle bir özelliği vardır. Bu damgaların birbirinin aynı olup farklı olmalarının iki tane nedeni var. Bir babanın her oğlu evden ayrılıp ayrı mal mülk edindiğinde ailenin damgasını kullanıyor. Fakat babasının, abisinin damga hayvanları, mallar birbirine karışmasın diye birisi sağ, birisi sol, birisi yukarı, birisi aşağı yapıyor. Ya da burada var bu o. Mesela şurada bir kenarına çizip atmış. Burada çizip atılan bulamıyor. Yani işte orada ek yapıyorlar. İşte bakın bu hiçbir araştırması yapmayan kişi bununla az öncekilerin farkını görür. İşte bu Farslara ait bir halı. Fars halısı. Bu Tunceli'de Şırnak'ta olan bir çok kullanılan bir kilim. Bak bu kilim arkadaşlar şeyden diğer bakıyorum. Bu kilimi ben Silopi'deki, müzedeki yetkililere göstersem, bu Silopi'nin diyecektir. Antalya'daki yörüklere göstersem, bizim diyecektir. Kazakistan'daki zaten kesin, bu bizim diyecektir, Kazaklar. İşte bakın burada 1880, şuradaki Rus arnametleri diyor, Rus damgaları. Bariz fark. Yine o kitaptan,
Bu pantolonun arkadaşlar bulunduğu yer. Pantolon günlerin ilk pantolonudur bu. Pantolon 2014'te bulunuyor. 500 tane bu böyle çöllük bir bölgede mezar kazısı yapılıyor. Berlin Üniversitesi dünyada arkeoloji konusunda bir numaradır. Göbekli tepeleri kazıyanlar onlar. Şimdi burada bir askerin mumyalanmadan bir şeyi bulunuyor, cesedi. Oradaki toprağın üzerinden ötürü toprakta bozulması lazım normalde. Toprak suyu sızdırmadığı için bir cam gibi, cemekan içinde gibi cesedi ve eşyaları korumuş. Wagner diye bir arkeolog, yani Orta Asya ve Uzak Doğu Arkeoloji Enstitüsü'nün müdürü diyor ki bu dünyanın ilk pantolonudur ve bu pantolon bugün bizim giydiğimiz pantolonların atasıdır. Buradaki bulunan pantolon da dört parçalı arkadaşlar, bizim pantolon da dört parçalı. Ve pantolonun ipli yün, koyun yününden yapıldığını söylüyor. Az sonra onları hepsini göstereceğim size. Ve bir matematik geometri cihazının ürünü olduğunu söylüyor. Ben bu yaz Furfan'a gittim. Bütün dünyada arkadaşlar bir arkeoloji eseri nerede bulunmuşsa onun orada bir evitasyon örneği olur. Fakat Furfan'da pantolonun ve diğer eserlerin hiçbir örneği yok. Sadece bir fotoğraf koymuşlar. Parça bile değil, bir fotoğraf koymuşlar. Wagner'le Çinliler beraber arkeolojik kazı yapıyorlar. Orada imzaları var beraber. Oradaki metinde bir süvari, 40 yaşındaki bir süvari askere ait pantolon diyorlar. Müzede ise şaman, bir şamana ait pantolon diyorlar. Ne fark edebilir diyebilirsin, çok şey fark eder. Şaman olduğunda şamanın oradaki her hafta olma ihtimali var. İkincisi, şaman dediğimizde at kültürünü yok ediyor. Wagner diyor ki, bu atı kullananlarla diyor, at kültürüyle pantolon arasında bir bağ vardır. Gerçekten de arkadaşlar, ben köylü bir çocuğuyum. Ata binerseniz çıplak ayakla, atlar terler. Hele hele yağmur yağdığında atların üzerinden sanki ateş gibi çıkar, terler atlar. Ve bazıları çok terler, bembeyaz olur sırtlara o terler. Ve bir müddet sonra atın tüyü ve o ter sizin bacağınızı kaşındırır. Kıpkırmızı olur bacağınız, ikinci gün ata binemezsiniz. Terden deyince arkadaşlar, bir Bahattin Ögel tarihçi diyor ki, Türkler ilk konserve yapmanıza diyor, mucitleri veriyor. O şöyle bir örnek veriyor. Et, o coğrafya zaten kurak bir coğrafya. Türkler diyor, ete atın terine bandırıyorlar. Etin teri belli bir süre sonra koruyor. O eti muhafaza ediyor. Et yemek istediğinizde o dış kabuk kısmını soyuyorsunuz, eti yiyorsunuz. Bu pantolondaki arkadaşlar şeklin çizimidir. İşte Doğu Türkistan'daki Furfan şehrindeki müzedeki benim çektiğim fotoğrafın fotoğrafı bu. Yani pantolonun şeyi bir parçasının yapılmış hali değil. Fotoğraf şurada yazıyor, bir şamana aittir diyor. Pantolon bu, orijinali yok arkadaşlar. Bakın burada teş kısmında ketenden ve pamuktan yapılmış bir ilave iyek var. Nedeni şeyin yün pantolonu çabuk yıpranıyor. Atabildiğiniz için yünlüğünüze oranın korunması lazım. Ve diyor ki Wagner, diyor, bu pantolonun özelliğinin birisi şudur, dikiş kullanılmasıdır diyor. Yani bu şunlar örme doğru. Bu ise dikişli arkadaşlar. Fotoğrafı büyüttüğümde o dikişte gözükür zaten. Arkadaşlar bakın o pantolondaki damganın aynısı Şamlı hem Hopa'da
bir kadının gelinliği bu. Pardon, kadının çeyizde. Kupa'da ve Rize'de arkadaşlar, gelin olacak kız, Ardahan'da da böyle, gelin olacak kız çeyiz hazırlığı yaparmış ve gelen insanlara çeyiz hediyesi olarak paket verilirmiş. Bu da onun yedirisi. Ben Adana'yım. Adana'da da gelin olacak kızı, anası kız yetişmeye başladığında yağlık yapar. Oyalı yağlık, 30-40-50 tane. Kız gelen olduğunda o çeyizine gider, gelen misafirlere verilir. Bakın bu da aynısı. Çamlı hemşinden Hopa arasına hemşin bölgesi diyorlar. Ve oradaki insanlar Ermeni olduğunu iddia ediyorlar. Oradaki insanlar Ermeni ise bu damgaya nasıl bir ilgilerin olduğunu cevabını verilmesi lazım. İşte o askerin, pantolonundaki askerin arkadaşlar montu. Bakın mont renkli. O tarihte derinin renklendirilmesi ve derinin kullanılması son derece ileri bir tekniğin olmasını gerektirir. Deriye modern çağda renklerimiz çok yakın bir tarihin ürünüdür. Bu şeyi, gömleği, bu ayakkabısı ve bakın şurada dikiş olduğu belli zaten. Müzelere gittiğinizde, müzelere bakın o tanrıçalar, krallar, Roma kralları falan ayakkabıları var mı yok mu orada göreceksiniz. Bu Muğla'da arkadaşlar bir çuval. Bakın burada şuradaki damga aynısı. Bizim insanların ne sattığını da bilmiyorlar. Bunu 150 lira istedi. 75 lira 80 liraya aldım. Bundan daha böyle modern bir şey yapmış. Bunun gibi aynı elbette. Daha biraz da küçük. Yani odamı asma için, biraz yüzlerde çok farklı damgalar var. Asma için istedi, 250 lira istedi. Ya dedim ki siz bunları neye göre veriyorsunuz? Aldığınız fiyata göre. Dedim bak bunu sen bana 75 lira verdin. 75 lira verirsen bunu ben sana vermem. Yani çünkü şu damga arkadaşlar 3500 yıldır. Şu ortadaki damga ise daha çok Kuzey ve Ural Türklerinde çok kullanılır. Bu Novo Sibirse çadırın içini süslemek için kullanılan bir parça aynı damga. Bu Çuvaş milliyetçilerinin arkadaşlar kültür merkezi. Sanırım görülebiliyor. Görülürse biraz daha mümkün isterseniz. Bakın burada o pantolondaki damların aynısı. Bakın. İşte aynısı. Şu da hocam bakın tekli. Az önce şehir müzesinde gördüğünüz damların tek kendisi. Evet orada da var. İşte bu şeyde Komünist Cumhuriyeti'ndeki bir bayanın milli giysisi şu eteğinde o pantolondaki damla var. İsterseniz büyüteyim size onu görün. Belki işte hoca bize öyle dedi ama öyle değil demeyin. Arkadaşlar Tuva pardon bu kadının olduğu yerle Furfan'daki pantolon bulunuyor kuş uçuşu 4000 kilometre, Türkiye ise 5000 kilometre. Bakın burada hem şu beyazlar da var hem de kırmızılara baktığımızda aynı damga var. Bu 1940 doğumlu bir Damal'da bir teyzemizden aldım. Damal bebekleri vardı. Çok meşhurdur. Hatta ödüller falan almıştı. O kadının bu gelinlik çeyizi. Bu çorabın arka tarafı, bu ön tarafı. Bakın buradaki damla, pantolondaki damlanın aynısı. Hocam şu da az önce sizin kent müzesinde gördüğünüz aradaki damlanın. Sirk kısmını görelim. Evet, sirk kısmını gördüğümüzün aynısı.
Şimdi ben bunu teyzeden istedim. İşte önce bu ben gelmekçiydim, oradan bana hatırlar aldı filan dedi, vermedi. Sonra bak işte konuştuk mu yaptık, 4-5 tane yaptığı çorapta neden aldım. Sonra ben kaptım gidiyorum. Şimdi ısrar etmek doğru olmaz o tür şeylerde. Dedi sana dedi acıdım dedi. Aa dedi yani bu ben ölürsem dedi bunu dedi kaldırıp atarlar dedi. Ya da çöp atarlar dedi. Bari dedi sen korusun dedi, alsana olsun dedi. Sağ olsun yani bu benim oldu. Az önceki kadının yani komedeki kadının şeyi. İşte bu Ağustos ayında çektim. Kazakistan'daki keçe çadır üzerindeki yine pantolonundaki damların aynısı. Bu Diyarbakır'dan arkadaşlar çuval. Hatta Diyarbakır bu şeydeki hani Kurt bölgesinden arkadaşlar aynısı. Bu Isparta'dan. Bu Komi özel pardon Arizona'da kaya resmi. Burada Tomosil diye bir bölge var. Orada buraya girmek özel izine tabi arkadaşlar. Bu kaya resmi. Bu sadece bu kaya resmini çekmek için Amerika'ya gittim. Fakat 2 gün Arizona'nın başkentine indik. Orada merkeze birkaç yere gittik. 2 gün sonra buraya gittik. Meksika sınırına. Bizi bir arkeolog etnograf ve bu bölgenin müze, açık hava müzesi. Buranın müdürünün yapmış bir yalan götürecekti. Orada Ağustos ayında, Temmuz ayında falan korkunç yağmur yağıyor. Felaket yağmur yağıyormuş. Ve gittik gerçekten her tarafı sel götürmüş. Beni bir yerine gezdirdi. Fakat buraya gitme imkanımız olmadı. Ancak söz verdi. Dedi ki yani Temmuz Ağustos ayından önce dedi ne zaman gelirsen ya dedi ben seni oraya götüreceğim. Bunu anlattı bize. Amerika'da Hobo.com yerleri var. Bu yerler Amerika yerleri arasında hala alkol tüketiminin en az olduğu yerler. Fakat bunlar Ağustos, Temmuz aylarında hasat mevsiminde bir tören yapıyorlar. O dağa çıkıyorlar. O dağda tören yapıyorlar. Ve o tören alanında çeşitli kaya resimleri var. Bu da onlardan bir tanesi. 6. asırda yapıldığını söylüyor. O tören alanında hasat kutlaması, yani hasat için Tanrı'ya dua ediliyor. Ve kaktüsten bir alkol yapılıyor. O alkolüyle bir şifa niyetine o törene kapan herkes içermiş. Bu işte o pantolondaki damganın birebir kendisi. Şimdi bunun oraya nasıl gittiğini nasıl izah etmemiz lazım? Az önce anlattığım kültür teorilerine göre. Bu eğer insanlar insan olduğu için aynı şeyi yapıyorsa bugün dünyada Çinlilerin de Farsların da Rusların da bazı yerlerde kaya resimleri var. Niye onların yaptığı kaya resimlere bu şekilleri yok da bunlar da var. Bu Balıkesir'de torba. Bakın bir de şey var. Türkiye'deki mesela şu şekillerden bir şey çıkarıyoruz. Bazen böyle farklı anlamda. Arkadaşlar bakın. Şu şekil, bu ve bu aynı mantıkların ürünü. Fakat burada kadın şunu ek yapmış. Bu kare kısmını büyük almış, şu kısmı tutturamamış. Yani az önce size dedim ya, Wagner pantolondaki damların bir geometri dehasının ürünü olurdu. İşte burada geometri bilgisi zayıf kalmış. Bu güdük kalmış. O da şunlara bunları eklemiş. Yani bazen kilim alıp dokuyan kadınlar hesapla bile tutturamıyorlar.
başka bir şekil çıkıyor karşılarına, sonra o şekil bir kelebek haline dönüşüyor. Her yanlış bir nakış diyor. Ha, sonra şey mesela, renkten bahsedelim. Arkadaşlar o renkte de takılıyormalı. Bakın mesela Türkmenistan'daki insanlar halk filmleri kullandığı renk farklıdır. Ona komşu olan Özbekistan'daki şey renk farklıdır. Çünkü renk neyden yapılır? O bölgedeki topraktan, ağaçtan yapılır. O toprak, o bölgedeki toprak yapısı ve ağaç, bitki örtüsü neyse rengi o verir. O kadar şeyi uydurmaya gerek yok. Bu milattan önce 5. ve 6. asra ait altın elbiseli adam. Bakın, adamın pantolonu var ve ayakkabısı var. Pantolon ismi bu adamdan geliyor. Pantolon, Hazreti İsa'nın havarilerinden. Bu ölüyor. Ölümden sonra tören yapılıyor. Ve o törende köylüler pantolon giyiyorlar. Bir şey giyiyorlar ve o giyenler pantolon ismini veriyorlar. Pantolon kelimesi oradan gelmiş. Fakat bizim giyicilerimiz pantolon kelimesinin nereden Türk tarihinin ismini bilmiyorlar. İşte bakın burada da, şurada da var, 922'de Romalı askerler. Ayakkabılarına bakın, bacaklarına bakın. Yani milattan önce 1500'de veya 6. asırda adamların pantolonu var. Bunlar bazıları cıplak. Bir de bizi eleştiriyorlar. Bu şeyden, Kemaliye'den heybe, yine orada belediyeler son dönem bir işler yapıyorlar da kaliteli elemanlar çalıştırmıyorlar. Heybe'de o patrondaki damgalar var. İşte şurada koçbaşı var. Oraya atmışlar. Dedim ya niye onu oraya? Şimdi yer yoktur, oraya koyduk diyor. Ya dedim bunun ne anlattığını, ne önemli falan biliyor musun? Yok bilmiyorum. Sonra ben anlatmaya başladım. Sen Allah belanı desin, niye anlatıyorum diye diyor, bak diyor. Yani oradan not alsan, onu belediye başkanı veya kültür daire başkanına anlatsan, gelen misafirlerse onu anlatsan, altına not yazsan ne olur yani? Pardon, şuradan vize yaparız. Niye atıyoruz vizeyi? Ha. Çamın hemşinden çorap. Burada orada bir şey vardı. Çorap festivali. Oradan aldım. Mesela atlandırma ya. Şuna çamın hemşinler şu tek damgaya çengel diyorlar. Çengel de şuradan diyorlar. Orada arıcılık yapılıyor. Arıları kovanları ağaçlara koyuyorlar. O ağaçların üzerlerine de her ailenin damgası basılıyor. O ağaçlara da kovan koyma için de ağaçların üzerine çengel takıyor. O çengelleri birbirine, çingillere bağlıyorlar. Bu ona benzediği için buna çengel adını vermişler. Bu şeyden tuva, pantolondaki damga. Şuradan baktığımızda da buradaki halıdaki az önce gördüğümüz halıdaki damla. Burada toplu bir şey vermişim. Bu burada bitiyor. Hızlıca size arkadaşlar sadece mezar taşlarını açabilir misin genç? Koç mezar taşı. Dur şu kayı anlatayım size ya. Onu geçelim. Arkadaşlar Kaşlarlı'da Kayı Damgası şu kırmızı içinde olan. Reşit Ütkün sanırım tarih 1300'lerdi. Evet. 1300'ler. Reşit Ütkün'e Kayı Damgası o kırmızı içindeki. Bu da Yazıcıoğlu'ndaki damga. Bakın burada iye yok. I ve U'nun altında bir çengel var. Az önce size damgadan bahsedecek, fizik bile olursa doğru olmadığını anlattı. Şimdi Delikanlı gel, geri başa gelelim. Dur, tamam.
Bu Yazıcıoğlu'nun kitabının foto sayfasındaki foto kopisi. Bakın. Bu benzinse benzinse anahtara benzer. Araba anahtarına. Diğerine değil. Kubrat Han'ın mezarı, Kubrat Han Bulgar Devleti'nin kurucusu. Burada da yazıyor 6. ve 7. yüzyıl. Bulgarlar ilk Müslüman Türk devletidir. Sonra bunlar 8. 9. asırda Hristiyanlaşıyorlar. Ondan sonra civarına çıkıyorlar. Bu işte 80'lerde yapışlarında hep beraber sahip oldu. Bu Poltava'da, Ukrayna'da mezar taşı bir kazıda vuruluyor. Kubrat Han mezar taşı olduğu ispatlanıyor. Orada Bulgarlarla Ukraynalılar ortak tören yaptılar. Bu mezarlık alanını oluşturdular. Keşke bizden de insanlar geçseler dolayı. İşte bu şeyi orası, külliyesi. Bu Bulgaristan'da Varna şehrindeki 8. yüzyıla ait kolye. Bu şey de yine bu Varna'da dağdan dağdaki bir kaya parçası. Bu rahmetli Serhat Somuncuoğlu'yla Ankara Müdürlüğü'ndeki yapmış olduğumuz araştırmada ortaya çıktı. Bu damga arkadaşlar kazınarak yapıldığı için damgaları şöyle tanımlanıyor. Bir çizerek damga yapılıyor. Kazıyarak bir de vurma tekniğine. Kazıma tekniği daha geç. Fakat oradaki arkeologlar bunun milattan önceki döneme ait olduğunu söylüyor. Bir tanesi yazmış işte diyor ki Osman Bey diyor şeye gelirken Bilecik'e gelirken Ankara'dan geçmiştir diyor. Ankara'ya da damgasını kazımıştır diye işlemeden atıyor. Bu şeyde Çuvaşistan'daki bir Çuvaş Volga Ural Volga Türkleri diye şey bir dernekleri var. Onların kullandığı yine Kubrat Han dönemine ait şey ama bunu onlar dernek armağan olarak kullanıyorlar. Şu arkadaş televizyoncu. Çuvaş. Kubrat Han'ın şey arkadaşlar Doro aşireti yani boyu ismi Doro boyunun damgası bu. Kubrat Han'ın bağlı olduğu damganın damgası bu. Bakın burayı dikkatli bakalım. Belki aranızda AKP'li arkadaşlarım olabilir. Burada lütfen ulaşabiliyorsanız, imkanınız varsa bunu söyleyin. Bana Söğüt Kaymakamı kaymakamlığında bir çalışma başlatmışlar. Erkunoz Ağacı Külliyesi ve etrafında düzenleme. Bu grupta da Gazi Üniversitesi'nde benim tanıdığım bir arkeolog arkadaş var. Orada görevli o. Beni aradı. Bir gün ben arazi değilim. Hocam dedi böyle böyle bir şey var. İşte sizin bilgilerine faydalanmak istiyorum. Ya dedim ki gözüm doğru da onlar benim bilgilerimden faydalanmaz dedim. Hocam dedi biz dedi kaymakam beni anlattık. O da hayran kaldı. Dedi sizin telefonunuzu istiyor, vereyim. Ver ama dedi bunlar yapmazlar dedi. Kaymakam beni aradı. Aynı lafı ona dedim. Dedim ki siz ben bizim yapmazsınız dedi. Çünkü bu artık civarından çıktı, siyasileşti dedi. Hocam yok işte biz ilimliğe bakıyoruz, şudur budur. Şimdi tamam. Akşam eve geldim, geç vakitte, 10-10 yıl arası gönderdim. Adam aldı mesajı yazmadı. Sonra öğrendik adam şey, kaymakamından alınmış adam. İyi alınmış da yapanlar da değiştirmiyor. Bakın arkadaşlar, diziler Ertuğrul dizisinden önceki Ertuğrul Gazi'nin mezarındaki bayrak bu. Diyelim bakın Kaşgari'yi tamam esas almak. Reşit Hüttü'yü esas almak. Bari Yazıcıoğlu'nu esas almak. Şu Yazıcıoğlu'nu
Bu şu andaki mezarındaki bayraktaki damga bu. Ama mezarın giriş kapısındaki tanıtım lafasındaki damga da var. Arkadaşlar, bu konu uzmanı bu damgaya bu damganın aynı olduğunu kesinlikle söyledi. Bu damgayla bu damga birbirinden kesinlikle farklı. Fakat o damgayla bu da bununla bunun birbiriyle akraba olabilir. Amca çocuklardır veya kardeşlerdir ama kesinlikle bir ailenin damgası değildir. Biri birinin, biri bir başkası. Bunu yazdım. Hatta bu konuda iki tane makale yazdım. Biri Disten Pozitim'den sundum. Orada tarihçiler de vardı. Hatta ilginç bir şey, sonuç bildirgesinde de bu görüş kabul edildi, kitapta basıldı. Fakat satarımız da var ama sözümüz değişmiyor. Yani bilmiyorum niye inat yapılıyor. Şu damga olsa ne olur, bu olsa. Bence bu damga tarihi gerçeğe daha uygun olduğu için bunu olması lazım. Yani benim keyfim böyle istedi diye tarihe oynayamazsınız. Geri kapat derseniz şöyle bitirelim. Koçbaşı mezar taşları konferansta. İşte bakın burada 5000 yıl diyor. Şu arkadaşlar Koçbaşı, şu anda bunun müzede orijinali ve şehir merkezinde de imitasyonunu yapmışlar. Bu ise arkadaşlar bunun öbür tarafı. Şu kısım ön tarafı. Burada adam var gördüğünüz gibi. Bu damga Hakasların bayrağında birebir kullanılıyor. Kızılok, işte Arkolok. Bu damganın şeyin bu taşın mezar taşı olduğunu söylemiyor ama kutsal bir taştır. Kutsal bir taş. Kutsal edilen bir taş. Orta Yenisel, yani Hakasya'nın güneyine doğru olan bölgede bulunmuş. Bu da 1960'lı tarihli Tunceli. Moğolistan Tunceli Kumanova, Makedonya, Kumanova, milattan sonra 3. yüzyıl. Biz Balkanları Osmanlı'yla izah ediyoruz. İşte orada 3. yüzyıl var. Ve bildiğimiz gibi Atilla'da var. Bu Kars'ta Atbaşı, Novosibirsk'te Atbaşı, Tunceli 61, Hakasya, bu sonra göstereceğim milattan önce 20 yıllara denk gelen ilk mezar taşlarından bir tanesi. Rize, Doğu Beyazıt, Korkut Ata, Kazakistan, şu Kopuz arkadaşlar, bunun tam ortasında 5-6 tane boru var. Rüzgar buradan eserse farklı bir ses, buradan eserse farklı bir ses, buradan eserse farklı bir ses çıkıyor. Ben orada o meseleyi bu kadar böyle yaptım, dinledim, müthiş bir şey yani. Vaktim olsa uyurdum orada. Kazakistan'da Koçlar Ata, Hazar Denizi'nin kenarında. Burada yazı yazıyor arkadaşlar, bu yazı okunmuyor ancak oradaki insanlar o yazının ya Allah, ya Muhammed, ya Ali olduğuna inanıyorlar. Koçlar Ata, şundan Koçlar Ata demişlerdi. Koçlar Ata'nın Kırgızistan'da, Kazakistan'da mezarları var. Fakat asıl orijinal mezarın bu olduğu iddiaları var. Koçlar Ata koçların piri bir de koç yarışı yaptırıyormuş. Ölümünden sonra koçu mezarın üzerine geliyor. Hiçbir şey demiyor, intihar ediyor. Ondan dolayı koç mezarının yapıldığını söylüyorlar. Yani işte burada bakın yine bir yakıştırma var. Oysa koç mezarı Akasya'dan ondan daha önce de var. Bu Tatarların güney şiire
Orenburg'da Tatar köyünde bir mezar taşının damlası. Bunu Tataristan Bilimler Akademisi'nden aldım. Bu arkadaşlar şuradaki damla ve buradaki damla, şuradaki damla birbirinin aynısı. Az sonra göstereceğim. Bu Kırgızistan'ın Narın şehrinde bir mezar burası. Mezardan bu bir ayrıntı. Bu damlaya Elbilin'de damlası diyorlar ve Türkiye'deki kadınlar ana tanrıcıya bakarak elinde dönüyor, damlası üretmişler. Fakat Narın'da ve Kırgızistan coğrafyasında ana tanrıça mitolojisi yok. Narın'a gittik şimdi arkadaşlar, 25 metre daha çıkıyorsunuz, oradan geri aşağı iniyorsunuz. Yani nüfus da çoktu. Yine bu Tunceli'den bakın, 57 tarihli bu Tunceli merkezinde. Burada Ay yıldızı var. Arkadaşlar şunu bizim düşünmemiz lazım. Bu Ay yıldızlar 80'lerde de var. 80'den sonra kesiliyor. Bir zamanlar mezar taşını Ay yıldız yapan insanlar. Bakın burada mesela Ege, Akdeniz, Anadolu filan. Biz Türk yüzüyoruz. Yani benim köyümde ya da Kadir'in köylerinde mezar taşının Ay yıldızı olan bir mezar bilmiyorum. Bu insanlar mezarın Ay yıldızı var. Fakat bu insanlar bugün o Ay yıldızı kavramı, niçin kavramı? Bu sorunun cevabını araştırmak hepimizin vazifesi. İnsanları öldürerek, keserek, korkutarak bir sorunu çözemezsiniz. Yani silah kullanılmasın mı ne demiyorum ben. Elbette gerektiğinde kullanılır. Ama sadece silahı çözüm aracı olarak görmek doğru bir şey değil. Bitti mi? Neden gitmiyoruz abi? Sen gidelim mi? Gidelim misin? Hı? Kuaklar bitti. Kuaklar gitmez. Gürcistan, Ağızka. Bu bizim Osmanlı fethettiğine yapmış olduğu cami, çok güzel bir cami. Bu caminin hemen yanında han var. Burada da işte üç tane koçbaşları var. Gürcüler de koçbaşlarına sahipleniyorlar. Şimdi hatta işte bizdeki koçbaşı, tarihteki en eski koçbaşı diye iddialar da var. Bu Hakasya'da bu Ağustos'ta çektim. Yine buradaki koçbaşı. İşte az önce size gösterdim ya. 5000 yıllık olan koçbaşı arkadaşlar 3 boyutlu, bu 2 boyutlu. Ben bunun daha eski olduğunu düşünüyorum fakat bunu arkeologlarla konuşmak lazım. Bundan Rus metinlerinde falan hiç yazı falan yok, yazılmamış. Yazabilirse ilk defa ben yazmış olacağım. Bu Horasan Ata Yesevi'nin mülklerinden yine koçbaşı, Kur'an-ı Kerim ve para. Nahçıvan'da Açık Hava Müzesi'ne koş başlıyorum. Ermenistan Sisyan Müzesi'nde arkadaşlar Osmanlıca metin ve Sistanların Ermenice olacak. Burada 20-30 tane mezar taşı var. Bazılarında Ermeni, bazılarında Osmanlıca metinleri var. Yani Türkçe metinleri var. Müze müdürüne sordum. Dedim ki niye bazılarında Ermenice, bazılarında Arapça yazılar var? Dedi ki Arapça olanlar dedi, Türklere ait dedi, Ermenice olanlar bize ait. Dedim ki yazı olmayanlar kime ait? Onu bilmiyorum dedi. Sonra ertesi gün müziğe gittim. Erivan'daki müzeye. Erivan'daki müzede arkadaşlar içeride şey var. İki tane koçbaşı var. Fakat birisinin üzerinde yazı var. Çünkü belli. Yazının birazı kalmış. Osmanlıca olduğu belli. Çünkü Gürcüce
Ermeni alfabesi değil. Kazımışlar. Onu üzerindeki metinler kazımışlar. Mesela ben işte oradaki yerde araştırmalarımda hiçbir yazılı metinlerde Koç koyun başında arkadaşları Ermeniler bizim yazdığımız yazılı bir metne ben rastlamadım. Ama halk arasında öyle bir söylenti var ise o söylenti Türkiye'de de çok kullanılıyor. Akasya'da at başlı, insan başlı mezar taşları, işte bu Erivan Müzesi'nin girişinde şey Koçbaşı, at başı ve şey, işte bu Haçlı arkadaşlar Hristiyanlığı ilk zamanlarında değil, sonradan ortaya çıkmıştı. Burada şey yazıyor, 15. asıra aittir diyor. Yani 15. asırlarımızda orada şeyler yok. Ve üzerinde de Ermenilere aittir falan diye şey de yazıyor. Ama orada biraz bence dürüstçe davranmışlar. İşte az önce size bahsettiğim at arkadaşlar. Birisinin Moğollara ait, birisinin Türklere ait dediği, birisinin de bunun Azerbaycan'da olduğu dediği. İşte bakın burada. Arkadaşlar bu çocuk Yezidi Türk. Diyor biz diyor şimdi diyor ne olduğumuz belli değil diyor çocuk. Yezidilerin mezarlığı bu yolun sağ tarafı sol tarafında. Bakın her yerde arkadaşlar köylüler o köyün yerlisi ise mezarlıkta boş yerlere mezar yaparlar. Hatta bazıları mezarın üzerine mezar yaparlar. Burada bir sürü boş alan varken burada bir tane Yezidilere ait mezar yok. Çünkü oradaki evlerde de zaten belli. Yezidi Kürtler oraya sonradan göç etmişler. Büyük ihtimalle Türkiye'den göç etmişler. Çünkü çoğu şeyi biliyor, Türkçe biliyor. Omuz. Burada şey, Kazan Hanlığı'nın kalma mezar taşları olduğu yazılı müzede. Bu tarz mezarlar, bilin ki böyle mezar varsa kadın mezardı. Çünkü evi kadınlar yapar diyoruz. Koçbaşlı varsa erkek, bu tarz mezar varsa kadın. Ve bu tarz mezarların şu kapısı da doğu tarafa bakar. Boğuş'un bağrında adamın mezarda şey vardır, ayıldız vardı yine. Bu mezar, şurada tarih de var, 1960 mı 61 mi? Bu mezarın yapıldığını bir adam görmüş, onunla konuştuk. Dedim, niye bunu yaptırdığını yapmışlar dedi. Bilmiyorum diyor, ama bizim burada çok yapıyoruz, adet diyor. Öyle kesiştirdi. Fazla bir tane Varto'da şey vardı, Aleviler çok fazladır ve bu tarz mezarlar da Alevilerin olduğu mezarlarda çok fazla var. Adam bunların Kürtlere ait olduğunu yazıyor, anlatıyor orada. Ve yine bu Akasya'dan bir Koçbaşlı mezar. Bu şey, altın elbiseli adamın bulunduğu coğrafya burası arkadaşlar. Bu Tebriz, Okyay damgası da var. Okyay bağımsızlık damgası ve bu Göktürklerde de kullanılmış. Aynı Okyay arkadaşlar Bosna'da da var. Bogomil mezar taşlarında da var. Van'da arkadaşlar bakın burada mezarlar, bir de Türkiye'deki mezarlar siyah olursa kara koyunlu, beyaz olursa ak koyunlu. Şimdi şu kiremit rengi, şu da kiremit rengi, bu da kiremit rengi. O zaman bunlar bu kiremit oğulların mı olacak? Ya da Kazakistan'da, Kırgızistan'da ak koyunlu, kara koyunlu yok. Oradaki yerin mezar taşları beyaz. Allah cezası sana. Gürcistan'da işte bu mezar taşının, Gürcüler en eski mezar taşı olduğu 3500 yılı olduğunu söylüyorlar.
Fakat işte benim sonra gördüğüm eserler, onlar da gördüğüm görmüş olacaklar ki öyle diyorlar. Ve şu üzerindeki arkadaşlar bakın şu ıpırık, yani şu 500 yılı olmadığı zaten bir ispatı. Şu insan fotoğrafı da onun bir ispatı. Kazakistan'dan işte şunlar arkadaşlar milattan önce 10. yüzyıla ait. Şu ve şu mezar taşı nerede olduğunu bulamadım. Bak şunların hepsini bizzat bir gördüm. Az önce size gösterdiğim mezar taşı şuydu. İşte şu az önceki fotoğraftan bu Barnaul'da işte size bahsettiğim 2014 tarihli şeydeki Pozat'taki mezar taşları, bu da Moğolistan'daki mezar taşları. Bu şey Hakasya, Vize, Pozat, Çamlıhemşin, Münüslük, işte bak şu Koçbaşı mezar taşıyla o şeydeki Göbek Tepe'deki aslan başının aynı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla özetçe arkadaşlar bu şu sonuç olarak ben bunların başka haklarda olmadığı için sadece Türklerde olduğu için bir kültürel DNA olduğunu söylüyorum. Ve tarih yazıcılığında ve kültür araştırmacılığında önemli belgeler ve kaynaklar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunları halk yapıyor. Yazılı metinleri biz yapıyoruz. Bakın biz kaynaklarımızı kullanırken bir arkadaşlar çok da şey tarafsız değiliz. Bakın mesela bilimi tanımlarlar, işte bilim objektiftir. Fakat bilim adamlarının kaynaklarına bakın, eğer tarihçi muhafazakarsa yani İslamcıysa İslami ekoldeki yazarları kullanıyor. İşte Türk milleti ise Türk milletleri kaynaklarını kullanıyor. Solcuysa solcuları kaynakları kullanıyor. Arkasından da bilim adamları tarafsızdır. Yani bir defa kaynakları çekerken bile tarafsız. Ama bunu yapan insanlar arkadaşlar tarafsız. Yani çünkü o hiçbir zorlama bir dayak falan değil. Geleneğin için, anamdan atamdan gördüğüm için yaptım diyor. Ve bence tarih yazılımından önemli vesikalardır. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle davet için Serkan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Ve yıllar sonra da Kenan abimi gördüğüm için çok mutluyum. Saygılar sunuyorum. Bilgi alma barında. Zorlu olmayalım. Yok yok, estağfurullah öyle. Necati Güneş, Tahir Öğretmeni, Kokak Kutsal'ın görev yaptı. Orada görev yapıyorum. Nitsar'da Melik Gazi türbesi vardı. Danışman Güneş'e kurulan Danışman Güneş'teki Ancak Gazi türbesi. 1105 tarihinde kendisi vefat edildi. Oraya Anadolu'daki Malazgirt'ten sonraki en eski mezar. Orada çok değişik mezar taşları var. Mesela bazıları var. Kırmızı gösterdiğin motiflerin veya damgaların olduğu mezar taşları. Motif demeyin abi. Özür dilerim. Damgaların olduğu. Bir de altı köşeli yıldız, hani Davut yıldızı veya Süleyman Mühür diyoruz ya. Onların olduğu tek mezar taşı. İçinde işte Allah yazıyor veya değişik şeyler olmaya boş, sade olan mezar taşları var. Ne anlamı diyor veya bir orta asayla bağlantısı var mı Türklere? Çünkü insan tarihinde Yahudi hiç yaşamamış. Ermeni var, Rum var, Kıpti var ama nereden diyor? Yani Nisa'da Yahudi yaşamamış. Onunla da bir alakası yok diyorsun. Abi, Nisa'da Türk yaşamamış. Hayır, Yahudi yaşamamış. Yani bazıları onunla bağlantı kuruyor da onun için diyorum yani. Abi işte az önce anlattık yani bunun Yahudilere bir alakası yok. Yok, Yahudilerin kurduğu tarih belli. Yahudi tarihinde ondan önce de yani buradan dolayı Yahudi kültüründe çok kullanılan bir düzen var falan değil.
Yani Kırım Hanlığı'nın mezarlarında o damgalar var. Ama işte yani biz de işte yakıştırıyoruz. Ben şeyde etnografya ve tarih yazıyoruz diye bir ders anlatıyorum. İşte orada bir Vanlı, pardon Yüksekova'lı bir öğrencim vardı benim. Ben de çok severdi. Hocam dedi, yani siz de her şeyi Türkçe yapıyorsunuz dedi. Ya dedim, ben kimseye Türkçe yapmıyorum. Ben dedim, bakın. Ben Avşarların torun öyle anlamda. Dedim ki, bakın, Van'da dedim, torunlar var. Hocam var, doğru. Dedim, bakın, onlar Türkçe konuşuyor, ben Türkçe konuşuyorum. Yani Tunceli'de sorunlar var, Zazlar ve Alemi. Dedim yani benim öyle bir sorunum da yok. Dedim haftaya dedim sana dedim, özel bir ders anlatacağım. Dedim sınıfta kalkmasın, dinlesin dedim. Yüksek olmadan Hakkari'den halı kilimler gösterdim. Şimdi burada da var da baktığınız olmak için gösterdim. Dedim bunlar kimin bizim dedi. Vanlı'nın gösterdim kimin dedi bizim yani Kürtlerin dedi. Hakkari'den gösterdim, Kürtlerin bizim diyor. Antalya'dan gösterdim, bizim de bizim çuvalladım, bizim değil. Yörük verdim, bize kalmışlar dedi. Dedim, bu madem samimi misin dedi, samimiyim dedi. Kazakistan'dan gösterdim, bakın dedi, bizim de bizim çuvalladım, Kazakların ne kadar. Antalya'dan gösterdim, yine bizim de bizim de yine çuvalladım. Dedim, hangi tarih kayıtlarında Türklerin Kazakistan'a gittiği var orada? Arkadaşlar dedim, siz de tarih kayıtlarında Farslarla akraba olduğunu yazın. Yazın metinde de öyle, yücel hareketler. Gerçekten de Türkçe ile Fars arasında şey var, işte dil bilimde de Türkçe Farslarını bir alta olarak yazılıyor. Dedim, yüksek olan Urmiye 25 kilometre. Gittiğinde de orada şey var, Türk yaşıyor. Fars yaşıyor, Türk yaşıyor. Yani Antalya'daki Yörük, Türklerden etkilenerek alınıyorlar. Urmiye'de dedim, Türk dedim, niye Fars ataların yaptığını yapmıyor da Türkler aynı şeyleri yapıyor? Valla hocam bu kadar barıştı. Ne yapacağım? Dedim, ne yaparsan ne yapayım ben? Ya hocam tek bir şey var. Ya ben dedim Kürt yaparsaksa, ya sen dedim, Türklüğü çektim mi? Tövbe edip Türklüğü kalmış. Evet, bizim hocam, çok teşekkür ederiz. Bizim anmalıklarımız var. Kenan hocam, Türk Hoca tabağını siz hediyedim. Bir de bardağımız var. Hocayı ağırlarken Boş Kadem İşletmelerinin sahibi Hasan Bey'le bir misafirperverlik gösterdi. Hocam siz de buyurun. Hasan Bey. Fotoğraf çeksin. Bir iki sorun var. Onu kadar sonra. Hocam bize duyalım. Dışarıda ocakta. Ocakta çay içelim. Hocam onun arkasında okuşuyoruz zaman. Bardağı versin. Yükselen ey Türk, senin için yüksekliğin sınırı yoktu. Yani zaten sınır olmadığı için hep Altay Dağları'nda Tanrı Dağları'ndayız. Evet. Abi soru buradan mı soracağım? Ocakta devam edelim.